Tamam. Şu an yayındayız. Güzel. Ali, Evet. senden Merhaba anne. senden bir şey rica edeceğim Ali. Ha, söyle. GM WhatsApp'ına benim Twitch kanalımın linkini atabilir misin? Bizim çocuklar da izlesin. Senin Twitch kanalını peki ben daha takip etmiyorum desem. Allah kahretsin seni ya. Dur tamam dağıtayım. Ottu Gaming tarzı bir şeydi değil mi seninki? Ben hatırlıyorum onu. Meteor Sports. Meteor, hani tamam, Meteor Sports, dur. Kanka biliyoruz işte ya, yani ama ben Twitch kullanmıyorum yani ondan. Yoksa biliyorsun beni. WhatsApp nerede? Peki niye Twitch? YouTube'da yapsan daha kolay olmaz mı mesela? YouTube hiç kullanmadım. Hiçbir fikrim yok. Biz Twitch'te doğduk. Twitch'e güveniriz. Bilmiyorum ya. Twitch bana reklam reklam da ben geçemiyorum onu. YouTube daha hoş geliyor o yüzden bana. Ben her Twitch'e girdiğimde bir dakika reklam izliyorum. Arkadaşları da atayım. Tamam, attım. Ondan sonracığıma başka ne yapacağız? Hop, hemen layer'ı gösterelim. Turkish Land Forces vs British. Hayda. TLF varmış lan bu haritada. Nasıl satayım? Yarın maçım Ney var bu varmış? haritada. TLF oynayacağımızı yeni öğreniyorum. Ha sen oynamadın değil mi daha bizle? Daha oynamadım. Gelemedim ya şey, çarşamba günümden sikime Aa. gelemedim. Ya bir şey diyeyim mi? Benim en çok sevdiğim harita bu şu ana kadar. Allah Çok Allah. düz. Çok düz. Timingler çok hoş. Hani kafa kafaya geliyorlar falan. Hı. Öyle abidik gubidik şeyler de yok. Araçlar güzel. Mesela paletli olmalarını ben sevdim. Çünkü şey oluyor. Çok agresif de yapamıyorlar. Hani paletli ya. Bir de şehir içeri şey map'i. Hani direkt yiyor paletini. Çok da pasif de yapamıyorlar. Bu sefer çünkü çok şey oluyor. Hı. İttiriyor karşı takım. Hoş bence. Güzel. Şu an karaki yeni map bu. Hani. Mesela middle cap garip bir şey var. Middle cap'i sevmedim sadece. İki tane bina var gelip bakarsan. Şeyin içine. Cap'in içine yapmışlar onu. Evet. 2000'e şey iki takımla karşı karşıya binalar arası tekleniyor genel olarak. Daha zaten benim çok sevdiğim bir harita değil. Niye lan güzel Mutağa ya? Çok yani squad'ın temel haritaları ben çok seviyorum. Chora'dır, Mutağa'dır, Narva'dır. Yeni Ya haritaları bok gibi aslında. ben Gorodokçuyum. Ben apaçık koskocaman orman istiyorum. Çok şehir geliyor bana. Binaya çıkıyorum. Binadan adam vurmaya çalışıyorum falan. Ben böyle Peki haftaki harita ne? Onu biliyor musun? yok. Allah senin Ben belanı hiçbir şey bilmiyorum ama versin. Lan insan bir bakar ya. Adam bir de yayıncısı ya hatırladım. Gorodok. şimdi Gorodok kaça haftaya kaç Gorodok. olmuş? 27-28 olmuş. O forsu ne zaman başlatıyorsun? 10 20 geçen mi oluyor? 21-15 10. force yazdım. Yok. Onu Admin'den yazdın yalnız onu şeyden yaz. Yeses ya yani şey o Margo'yu söyledim aslında. Margo da okey verirse kendi yazsın abi. Hakem o. Öyle mi? Aynen. Okey kanka. Dur bu Margo hakem değil mi? Bakayım bir Discord'dan. Bir tane daha hakem geldiydi de. Dup 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 dup. Aa tek hakem ben değil miyim? Yok yok, bir Üzüldüm tane daha şimdi. hakem geldi. Neyse okey. Margo hakem gözüküyor bu maç için aynen. Sıkıntı yok. Ali'cim peki GM'nin bu turnuvadaki performans hakkında ne düşünüyorsun? GM'nin yetkili kurucusu, admini, başkanı, cumhurbaşkanı olarak. Öncelikle o sıfatlar için teşekkür ederim. Ama Aa, ben normal ölümlü bir insanım. bilmiyordum.
Evet, ölebiliyorum. Kurşun gelince ölüyorum ya. Oh be. Hatta su attı mesela, çok yaşıyorum o işi. Check edebilirler onu. Doğru, Şey, skor ortadan giriyoruz. onu çok şey yapmak istemem ama turnuva için bilmiyorum. Çok konuşmak istemiyorum ya o tür şeyleri. Yani mantıklı. Ya ama bence Bence uçmayalım. yani ilk maçı konuşmak isterim. İlk maç çok heyecanlıydı ya. O hani Performans. ilk maçtı İlk değil maçta bizim şöyle bir o şey vardı. dört Çünkü bak dörtlük onu attan şöyle çevirdiğimiz ilk anlatacağım. maç mıydı, ikinci maç mıydı? İkinci maçtı. Ama şey, onu şöyle konuşalım. Şimdi haritaların dizaynını hiç beğenmedim. İlk hadi neyse birazcık okey. Mesela geçen haftanın haritası çok kötüydü o bakımdan. Mesela bir taraf çok baskındı. Mesela yani buradan örnek verirsek, mesela British'in Krayside'a kadar gelebildiğini düşün. Şeyden önce, Türkiye'den önce. E şimdi böyle olunca da insan sevmiyor haritayı, ne bileyim. Turnuva çok şey değil. Narva'da da aynı şekilde yine şey vardı. Bir takım back cap rush yapabiliyordu. Timing'i yetiyordu buna. Cap'in kendi, yani Narva'da mesela middle cap çok sıkıntılıydı. Hani biraz fantezi yapalım demişler kendilerince. Ama bir taraf çok bariz avantajlı. Bir diğer taraf çok açıktan koşuyor. Bir taraf baya baya bildiğin 3 tane ana bina var her yeri gözetleyebilen. Bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu harita daha şey, böyle dengeli. O yüzden ben hani önceki maçların performans şeylerini şey yapmak çok şey gelmiyor bana. Bir de biz şey yaşadık. Türkiye'de yaşadığım için Discord falan olmadı baya. Biliyorum, TeamSpeak falan filan. Hani maç öncesi şeyler de olmadı düzgün. Taktik anlatım falan, hani şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Olamadı, yapamadık onu da. Ya bizim bütün rutinimiz değişmek zorunda kaldı aslında. Ondan Evet evet bahsediyorsun onun da şeyini anladığım yaşadık bu arada. Evet, rutin şeyler değiştiği için. Ve ya en basiti 30 tane adamı başka bir uygulamasız kanalından şey, toplamak bile bir zaman alıyor. O kadarıyla. stres yaratıyor falan. Daha da basite indireyim hatta. Şeyde bile sorun yaşadık mesela. Hani turnuvada kim oynayacak? Oylamaları toplarken votlarda bile sorun Şu an yaşadık. WhatsApp'tan yapıyoruz bu arada. Ya WhatsApp'ta Çok iyi. yapıyoruz aynen. Ve hani şey WhatsApp'ta insanlar hani taklit edersin ki kendi oyunda kullandıkları nicklerini kullanmıyor. Kendi isimlerini kullanıyorlar. Yani oradan Ya o şeyi çok toplamak sıkıntı olmuyor ya, da tanıyor ya. yani ama Biz yine tanıyoruz de lan, o kadar da değil yani. yani doğru. O şey. Ya tamam ya O Ali niye bozacaksın abi? sen tanımıyor olabilirsin de biz tanıyoruz. Ben tanımıyorum. İlerimiz. Ben bir seni tanırım bir de Ama CCK'yı WhatsApp'ta tanırım. yapmak zor çünkü şey var. Ya ne bileyim abi, WhatsApp'ta benim tek katıldığım oylama sağ oylamalar yani, anladın mı? Bir şey oluyor. Oyun oylaması falan Bu garip arada kaçıyor. haritaya reset geldi. Live after roll dendi. Yani şu an Onu diğer canlı ref maç yapıyor değil başlıyor. mi? Ben yapmayacağım Aynen onu. aynen. Diğer refle konuştum Okey ben. tamam ya, Kendisi ben şey halledecek. yaparım. TLF'e geçiyorum ben ilk maç için. Sonraki maçta TLF'e TF'yi geçeceğim. Ali kendi şeyini açarsın. Squad'ını herkes açsın, açarsın. açarım ben aynen. Aynen herkesten sonra açalım biz. Onun haricinde hemen ben şeyi de yayına vereyim. Oyunun yayınına geçeyim. Geçtik. Güzel bir layer ayarladık. Ben ayarlamadım. Tabii millet ayarlamış. Ondan ikine çöktük. Çumur abi burada mı? Çumur abi yine burada değil. Büyük ihtimalle uyumaya gitmiştir. Yapma. Verme o topu. Bağlanabildi mi? Peki bu modda biraz sorun yaşamışlardı. Gördüğüm kadarıyla 29-30 oldu bizim taraf. 32 olması lazım ama. 32 olması lazım. TLF'te çünkü bir ref bir de cast olarak ben varım. Büyük ihtimalle aynen. Düşenler var, disconnect diyenler var. Maalesef turnuva maçlarında böyle kıtalar arası Az önce force gelmedi değil mi? sunucuya bağlanma sorunlar oluyor. Diğer hakem şey yaptı, forceladı. Yani 21-10'da başlatacağım dedi ve başlattı. Ya şu an live yani Aa. aslında. Abi çok kötü ya, böyle işim olurmuş. Ya ben olsam 21-15'e kadar bekletirdim açıkçası. Abi ya yani 8 kişi eksik, bu şey 7 kişi eksik burada yani, çok saçma oldu. Ve yani şey de kötü aslında. Takımların SL'leri disconnect yediyse lojiyi kim sürecek? Yani çıkışları kim yapacak falan. Boş değil. Karşı takımda 25 kişi. Son Diğer ref exchange de, diğer ref de burada. Onu cards. nasıl yapacağız? Ben karşıya mı geçsem? Karşıya geçebilirsin bu arada ya bence de. Ben karşıya geçeyim ya. Not life. Not life kolu geldi. Not Abi life'sa live olmaz zaten. Ne öyle şey mi olurmuş? Açık değil, bir şey değil. Benim ref olmam gereken takım belli miymiş? Acaba ben bakıyorum şu anda.
Niye onu atamıyorlar diye biliyorum. Azıcık İngilizce konuşmayı deneyeyim mi hadi? Belki yabancılardan da izleyecek olan olur. Yes, you can talk English So with me, my friends. we have connectivity issues in this server. We say that it's gonna be live, but the live match is cancelled. So we are probably gonna wait for 2 more minutes to let the people join the server. And then reset the match again 2 times. Tamam, bu kadar İngilizce yeterli bence. What can I do What sometimes, can huh? I do sometimes? Abi bir de bende sinir olduğum şey var bak. Hani bütün İngilizce konuşmaya çalışan insanlarda oluyor. Yani normalde Türkçe konuşurken bir ses tonunda konuşuyorsun ama yabancı dilde konuşmaya başladığında nedense böyle daha farklı bir ses tonunda geçiyorsun. Yani istemsizce oluyor. Nasıl ya, farklı ses tonu? Ya hayır bak mesela anlatamadım mı acaba? Ya İngilizce konuşmaya çalıştığında normalde konuştuğun ses tonundan daha farklı bir ses tonunu kullanıyorsun abi. Öyle mi oluyormuş? Hiç Bence dikkat öyle etmedim, biliyor oluyor. musun? Benim Mesela yani dalga geçiyorlar benimle, o yüzden çok şey yapmıyorum, ses tonuyla ilgili değil. Direkt telaffuzdan ben gidiyorum ben zaten. Rus aksanı yaparım genelde. Türklerin çoğu onu yapıyor bu arada, Rus yapıyor. Ali, bu arada senin hala deneme ismiyle yayındasın. Kayıt ona göre. Onu abi sonra değiştiriyorum ya. OBS'te hep yeniden girmeye üşeniyorum oraya, işte bilmem ne Ya. vs bilmem ne diye. Bir sürü deneme Copy var orada. Biz live'a Peki başlamadık mı? şey nasıl, Başlamamışız. kalitesi mesela, güzel değil mi, net falan böyle? Ben çok taktım ona şu anda çünkü. Ayna gibi. 20 bin trade veriyorum, 20 bin. Fiber Ama geldi onun... bana. Aha, doğru ya. 40 abi. Ama fiber olması önemli burada. Upload çünkü öncesinde 20'ydi ama şeydi, DSL'di. Ve çok drop oluyordu. Hem ping oluyordu hem drop oluyordu. Şimdi çok güzel. Keşke bana da gelse fiber. Abi fiber geldi, uğraştırdılar ya. 3 hafta falan adam şey, ne 3 haftası ya. 5 hafta falan bekledim adamların gelmesini. Binanın dibinde direkt fiber var abi. Daire çekmeleri 5 hafta sürdü, başvuru falan filan. Gene hızlı çözmüşsün ya. Ya yok ya. Bir de gelmişler, kabloları falan hiç yapmamışlar. Hani direkt adam koca bir kablo yığınını koridorun ortasına bırakıp gitmiş, tamam mı? Ben böyle yaptım, şey akşam geldim işte eve, halının altına süpürdüm bu kabloları. Uğraşmam, yarın uğraşırım falan diye bir hafta sonu. Sonra kardeşim geldi, dedi ki ya, dedi, onlar içindeki şeyler kırılıyormuş onların, fiber diye. Evet. Bükülünce falan. Dedim hay anasını falan. 2 saat bir de onunla uğraştım, kablolamayla falan uğraştım. Ama Kırılmamıştır umarım. yok, zannetmiyorum. Yani abi böyle bir şey, ya bu kablo yapılır mı, öyle bir kablo ya, kırılabilen kablo. Aşırı Şimdi saçma geliyor bana hala. cam olduğu için fiber kablonun içi. Tamam, onu biliyorum. Işıkla iletiyor. Evet. Yansıtarak böyle değil mi? Şeyin içinde, kablonun içinde. Tamam ama o bilmiyorum. En azından ya madem öyle, adam niye yere bırakıp gitmiş o zaman? Oğlum bir şey diyeceğim. M3 ne lan? M3 Nasıl M3 ne? Biz takım üst, takım yanlış üstüdür. sunucuda mıyız? Oğlum M3 diye klan isim yoktu. Kanka Valhalla şey işte. Karşı taraf Valhalla. Bura Middle East. Ha, Middle East kısaltmasını M3 yapmış bunlar. Evet, ME ters deniyor. Ha, tersten Middle East. Espri Server değil bu yer Orta arada. Doğu gibi, her Espri şey falan tersten geçiyor. değildi. Server Değil Orta Doğu sir. orada. Live after double roll kolu geldi. Middle 1 dakikaya East postat. dediğin neresi tam olarak? Middle East takımı şey, genel olarak Middle East kanalımızın isminden de anlaşılacağı üzere Middle East Technical University, Orta Doğu büyük ihtimalle. o değil lan. ODTÜ'lü Sen değilsin arkadaşların ya. oynadığı bir turnuva. Sen değilsin ya. Dur. Ya ciddi soruyorum. Middle East'in hangi ülkesi bunlar? Bilmiyorum abi ya, bu çocuklar bir garip bak, mesela geçen hafta Running Against Japan's adlı takımla savaştık ya biz. Adamları Japon zannettim. Endonezya'da çıktılar. Cumhur abi, bu Enes şey yapıyor, şey Ege şey yapıyor, Japonla ilgili şakalar yapıyor böyle. Honda En son diyorum, adamın şey oldu, Tokyo what araba the fuck falan abi, diyorum. biz Japon değiliz ki, Endonezyalıyız falan yaptılar. Top yedirip nasıl Chat'ten şey buluyorsunuz yapıyorum. Japonsunuz, zeki adamsınız falan yazıyorum. Adamlar şey diyor en ya? son. Abi biz Endonezyalıyız dedim. Ben şeyde patladım orada. Gelip bu hakkında ne düşünüyorsun? İşte easy win.
Tokyo Drift hakkında ne düşünüyorsun? Hani cevap olarak da bu, hani orada adamlar bir düşünmüştür. Ya Tokyo Drift ne alaka falan hani. Adamlar da cevap veriyor. O Tokyo Drift. Bizim işte severiz falan Severiz. diye böyle. Ya Double Raw geldi değil mi takımları şey yapmak Şu için? an tam olarak canlı yayındayız. Başladı. 15 dakika gecikme bitti. Başladı. Seslere falan baksanıza. Ben hiç ses ayır falan yapmadım. Umarım yayına düzgün ses gider. Sanki böyle squat'tan hiç ses gelmiyormuş gibi hissediyorum ama. Yok, geliyormuş, tamam. Ama büyük ihtimalle az gidecek. Sen Cumhur abi yayını Discord'dan vereceksin değil mi? OBS'ten ya YouTube'dan yapıyorum ben yayını. Ben hakem şeyinden izliyorum. Hakem YouTube'dan şeyinden yayın izliyorum. yapıyorsun Bir da oğlum, nasıl yapıyorsun da 15 dakika delay koydun mu? liste Ha, dışı hakem yayını. liste dışı ya. Ha Kimse tamam. göremiyor onu. Okey tamam. Korkma lan, Anladım. manyak değiliz lan o İki kadar. izleyici vardı. İkinci izleyici kim? 3 oldu. Benimdir abi o. Ha, tamam, Ali'nin yayını ya. Bana da 3 tane geldi şimdi direkt. Hemen oyunu verelim de. Like kolu geldi. 7 tane squad açmışlar. Daha da açmazlar herhalde. Bunları toplamak isteyen var mı? 8, 12, kaç yapıyor? Atanmadıdan baksana direkt. 16, 20. Çok mantıklı. Beni delirtme falan. Oyunu yeni oynamıyorsun falan diyor. Buradan da bağırıyorum falan. Biraz da Cumhur Bu abi arada şey diyeceksin değil mi? Oğlum ben sana şeyi tut demedim. Crash site'i çek demedim mi falan diye. Aaron Beyler bayağıdır kayıptı. Bugün yazmışlar bana Steam'den. Nasılmış Aroncum? İyi miymiş yani şu olarak? Discord'u silmek durumunda kalmış. Ya Ancak o dönecekmiş olur. ufaktan. Ya sohbete gelsin en azından. Ufaktan döneceğim dedi. Aron'un benim ya. Bence o şeyden çıktı. O Narva'daki radyo enkazından sonra bir... Değil mi? Ya başka mevzu olmuştur ya. Aman yazmaya gerek yok ya. Hakeme bir şey diyecektim de. 8. squad hakem açtı. 9'u adamlar açtı da bir şey olmaz. Boş ver. Create squad. Mesela kitimizi alalım. Biz mesela SSL'de böyle bir şey yaparsa Basadan mı? hakemi bıçaklıyorduk Aa, direkt. Türk bayrağı açıyor lan herif. Cumhur abi gördün mü şunu? Bir elef olduğu için Hey. yeni emote'la hangi şey oynuyorsan onun bayrağını açıyor. Adam kit değil yani. Hani Ege. Oğlum çok Bize iyi ben senin anlamasın. ben Aa, seni bu da açıyor. göremiyorum. Nickname nasıl ya? Düştü Adam ki. İngiliz bayrağı açıyor. Yayına görüntü güzel geliyor. Organized by bir şey yazmışım da. Tamam, dursun. Şu yayı bastım gider. Tamam. Oğlum çocuklar herhangi bir araca falan binmedi. Niye binmediler? Garip bir taktik Ali bu. Yiğit kim lan? Yiğit sundu. Abi WhatsApp bir şeyini attım. Aa, sen de mi? Ben Egecan'ı geçmeye çalışacağım. Garip bir şey var bu arada. TLF'te Scout 1 araçlara binmedi ya da geç kaldılar. Bir sıkıntı Onlar varsa. şey olmuştur. Abi biz hangi araca bineceğiz? Diğer tarafta böyle bir sorun var mı diye bakıyorum. Yok. Bir tane Arvis. Batıdan geliyor. Arvis'in karşısına tam ona RT gelecek. Belki orada bir çatışma izleyebiliriz diye. Hemen o tarafa doğru hızlıca ilerleyeyim. Cumhur Evet, abi ben... inanılmaz bir rolat. Ben bayağıdır ne adminken ne kest hiçbir şey yapmıyormuşum, unutmuşum hep bunları ya. Ya 2'yle mi acaba? WASD 2'ye basıp şey POV POV değişiyor. FOV pardon. 1'e basınca da mouse scroll'dan hızını arttırabilirsin. Arvis Evet. nereye geldi? Buraya geldi. Şey Türk tarafı bayağı geç kaldı şeye. Türk tarafı bir... Evet, bayağı gecikti. İngilizler şu an Baraka Road'un Bir batısına loji kadar var geldi. geliyor Önlerini doğuda. aldılar. Loji Geliyor mu? var. Gelmedi. Okey, tamam. Yok, orada bir şey olmaz ya. Erken indiler.
Yo yo, lojiyi kapatacak ya büyük ihtimalle. Arves gördü, yakaladı onu. Tamam. Lojideki bir, iki, üç oyuncu indirdi. Driver da düştü. Eserleri düştü. Buraya galli atlamadan düşmüş oldu. Ama, ama arkadan da BB geldi ve evet. Önündeki iki ah, kişiyi evet, yakalamış oldu. Düşünebiliriz. Aynen. Kelef bu arada hala hub'ını atmadı. Çok geç kaldılar. Çok geç kaldılar şu anda. Evet. Ama British de çok oturamadı gibi. Şu an mesela Türkiye'de karşıya geçmişler bile. West'te de ama şey bastırmış, British bastırmış. Sadece bir mid'de bir Türkiye'nin avantajı var. Karşıya geçtikleri için arkadaşlar. O binalara otururlarsa bir sıkıntı. Onlar çok yaşamaz. Yani evet, ben de öyle düşünüyorum ama şey de yok. Hap da atmadılar, radyo da atmadılar. Cebek hala babasını atmadı, evet. Evet evet, öyle. Peki British'in squad'ı orada crash site engelleyebilir mi? Yok öyle bir şey, yapamazlar. Yok, ona timingleri yetmez diye düşünüyorum. Bir de toplu çekiyorlar crash site'ı da zaten. Aynen, o da çok ilginç bir tercih. Bir tane oyuncu bırakıp çekmeyi tercih etmemişler. Squad'ı yerde gönderdiler oraya. Orta tarafta çatışmalar başladı Baraka Roadblock'in kuzeyinde. Karşı takımın ama yani İngilizlerin hala hub'larını tespit edememeler. Yani birazdan buradaki çatışmayı kazandılarsa, ilerlemeye başlarlarsa erken bir vakitte tespit etmiş olacaklar. Şimdi radyo ile hub'ın pozisyonları da çok garip geldi bana. Radyo değil mi? Şey, yapmışsa radyo daha yakın gibi düşmana. Evet. Radyoyu açığa atmışlar diyebiliriz aslında. Yok, binanın içinde ya. Peki, yok ya yani şey yani, merdivenin altında. Peki, mortarla bu radyo hasar görebiliyor mu öyle? Çok özellikle bazen tutturması, görüyor. Çok yani tutturması gerekiyor. Zor. Ortaya atarsa tut gelmiyor. Ortaya atması lazım mertiyi tam olarak. Düşman yani duvara yakınıydı. TLF tarafında işaret burada, orada. Haritada burada gelir bu arada o. Pardon, ben radyoyu şeyde zannediyordum. Çatıda zannediyordum şu yanındakini. Ona ya. Tam gördüm, ona mortarla hasar verirsin. Çok güzel gördüm önünde hani. Kurtarmadı, kurtaramazsın onu. Takımlar mortar kullanacak mı? Takımım. Herhangi bir çatışma görmedik. TLF güçleri İngilizleri gayet basit bir şekilde püskürtebilmiş. Burada Arenal yaşıyor ama galiba tek başına. Hayır, yaşıyor. Atayım bakalım, atayım bakalım. Haritanın herhangi bir yerinde önemli bir olay görürseniz bana lütfen haber verin Discord'dan. Bazen yakalamakta geç kalabiliyorum. Zuzu'dan çok güzel bir double kill. Net. Orta bayrağı kim çekiyor şu anda? Kimse çekemedi değil mi? Orta bayrağı kimse çekemedi. Evet. Ya kill feed olmaması çok kötü ya. Keşke eski modları haksızlık yapmasalar. onu diyecektim. Benim arasında gözüm gidiyor görsem falan diye de olmuyor. Maalesef. Sizden bir güzel bir mega şerler evet. Middle East takımı hala yapamadı bakalım. Comment chat'i biraz kısmam gerekiyor. Çok geliyor bana sesi çünkü. %40 yapsam yeterli olur bir ihtimalle. Oyunda çok baksan yakaladığını söyleyemem. Ama İngilizler bu batıya bir tane squad 4 rallisini bırakmışlardı. Batıdan ilerlemek yerine squad 6 rallisiyle beraber doğudan ilerlemeyi tercih ediyorlar. Doğudan çok kalabalık bir ekip. 5-6, 6 kişilik bir ekip. Doğudan ilerlemeye flank atmaya çalışıyorlar. Ve British'ler orta kepi şu an keplemeye başladılar. 4 piyade ile birlikte. Ya TLF şu an main'den base'den geç çıkmalarının cezasını çekiyor bence şu an Ali. Bu oyundaki taktiği bilmiyorum hani TLF tarafında orta kepi düşmana bırakman gerekiyor mu? Yok, onlar araca geç bildiler. Ondan oldu. Şu anda bayrağı tek kişi çekmeyip evet, alana yayılmamanın cezasını çekiyorlar hani. Ya backcap dediğiniz şey 7 kişiyle çekilmez değil mi? Evet, evet. Böyle bir
Crash Site'i 7 kişi çektiler. Ve hub'larını da yeni açıyorlar ya. Çok geç kaldı TL tarafı gerçekten. Açabiliyorlar mı acaba? Şu an açıyorlar da doğudan çok yani o ralliler steklense batırıyorlar bir tane ralli. Aslında şu an Şu artık kontrolünü anda tamamen kaybetmiş durumda şey. Up'tan bayrağı forcelayacaklar. Sağdan soldan farm yiyecekler. West'ten hızlı yiyecekler. İsteklerde ilerliyor. Birazdan radyoları da bir 6-7 dakika sonra bulunur. TLF'in radyosunu bilmiyor şu an British tarafı. Ama bulmak da çok zor olmamalı dediğim gibi. Havları işaretlenmiş, yalnız da olsa, yanlış da olsa. Peki mortar görür müyüz bu oyunda? Mortar kullanmak mantıklı mı sizce bu ortada? Neden olmasın ki? Boşta bir aset bulursun. Evet. Da şu an Araç herhalde savaşını kaybetti bir de ayrıyeten. mortar görmüyorum. TLF'in MBT'si patladı. MBT mi? Ay. MBT değil mi? Ne var oğlum? Güzel tuttu. Acil acil. Yalnız bu da yani tam diyecektim yemiş zaten. Birisi görüyorsun değil mi sen? Bireyi tamamen sağdan soldan kapattılar. Evet, harf kontrolü bir işte ya, TLF şu an projesiyle avantajlı kapatıldı. görünüyorlar. 5 tıkıt kaybettim. Araç konumunda da avantajlılar. Aldılar araçları da. Şu an yani güzel bir şekilde güneyden kapattılar ya. Evet. Havlarını konumunu biliyorlar. Biz tarafı biraz bayrak forcelamak için. Aslında girseler çok şey olur. Hani Tutabilirler mid kipi. 3 sene önceki ben olsaydı derdi ki aa adamlara bak güzel bayrağa girdiler falan derdim de. Şimdi öyle bir şey yok yani. Bunlar buradan kepi kepleyebiliyorlar. Şuradaki binadaki 4 tane oyuncu. Bu adamlar burada durduğu sürece TLF'in alabilme şansı yok. Orada mortar yok diye bir hezeyanla bulunduydum. British tarafı bir adet mortar attı. Mortar atmaya başladılar. Mortar mı gelmiş? Helimarkları gelmiş. Güzel yere de atıyor yani ama bakalım. Binalar olduğu için. Şimdi radyo bulamamışlar mı? Hava koşmuşlar tamam. Bir tane medik görüyorum ben. Hava oldukça şey, yakın bir giriş oyuncusu. Nereye bakıyorsun? Lan ne yazdı? Ana, lesa. Şoktu, şoktu. Şostik olmuş. Kıdamla ya cema, kıdamla. Andi al şusmu. Cema al mark mark. Şostik az önce arkadaşım çok efsane bir şekilde kurtardı ya. Bir tane telif oyuncusu az canlı bir üstüne koşarken ara sokaktan çok güzel bir açıyla skor çıktı. Onu görmesi lazım ya. Bu telif adının proxy'e düştüğünü göreceğiz gibi. Evet, hub proxy oldu telif için. Biraz zor. Şu an cap'i hotlayan bir kaç piyade dışında tamamen kaybetmiş durumda haritayı. Onlar da yakın öldü. Peki şu isteki radyo ne ayak? Onu mortardır diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Commander atmış. Şey içinde olabilir. Hemen Commander asetlerini kullanalım diyecektim ama mortar için. Mortar için. Mortar buraya atmayı tercih etmişler. Mantıklı. Mantıklı. Tabii tabii mantıklı ya canım. 3 tane adamını da 4 tane adamını buraya atacaksın ki. Haritanın uygun şey bir yerine. Ya en azından bir şey deniyorlar. Suspect orada. Hele pub'un içine girebildi. Şu an hala proxy tutmaya devam ediyor. Dışarıda bir tane skor çıkardı. Şu an çıkardı. Zamanında Kabak'tan çok güzel bir eleştiri almıştım. Squat'ta biri öldüğü zaman lütfen skor çıktı deme demişti bana. O yüzden skor çıktı demeyeceğim. Vefat etti falan der. Şehit mi oldu dedi. Ne demir ki bu oyunda? Oğlum skor çıkmıyor ki. Adam cevap çekip çekmemesine bağlı. Sen onun başına bekleyip cevap çektiğinde ya skor çıktı demen lazım. Ya hani biri öldüğü zaman öldü, geberdi, vefat etti falan bunlar çok canice şeylermiş gibi geliyor. Oğlum ben bu oyunu bıraksam mı lan acaba? Bir tor speed falan mı oynasam? Yok bırakma.
Bırakma. Hemen de öteye tekrardan bakalım. British güçlerinin ortak eti yani Baraka Road Blockade'i başarılı alabildiğini görüyoruz. Ve Crestside bir miktar, yok bir miktar değil. Hap kapandığından dolayı şu an Crestside'in içinde hiçbir TLF oyuncusu kalmadı. Sadece British oyuncusu var 3 adet. 3 oyuncu olmalarının sayesinde şu an Crestside'ı British tarafı çekebilmeye başladı. Ve etrafta RBS gezdiriyorlar. Bu RBS büyük ihtimalle Batı tarafındaki TLF rallilerini yakmaya gitti. Ve bunu tamamladıktan sonra da birazdan buraya büyük ihtimalle duvarın kenarında park edip güneyden gelecek olan TLF araçlarını, TLF piyadelerini kesmeye başlayacaktır. British adına bence çok kolay bir oyun oluyor. Hani çok bir aksiyon vesaire yakalayamadık. TLF'in oyuna çok geç açılmasından dolayı base'de bir anlaşmazlık yaşadılar büyük ihtimalle. Oyuna çok geç de başlayabilirler. Ve aynı zamanda ilk keplerini çekerken oraya 7 tane piyada ayırdılar. Bir scout adamlarına ayırdılar. Bu yüzden oyunda ilerleyemediler. Bunu British tarafı çok güzel bir şekilde avantaja çevirdi. Ve Crestside'i şu an neredeyse nötr'e getirdi. Crestside'i keplemeye başladılar. Buna TLF tarafının cevabı ne olabilir diye bakıyorum. Scout 4 buraya base'den değil RVS'e gelerek bir tane rally bıraktı. Aynı şekilde Scout 3 ile bir tane transportla beraber 8 tane piyade getirdi buraya da Scout 3 rally bıraktı. Güneyden Crestside'ı tutmaya çalışacaklar. Radyonun canı ne kadar bunlar peki? Ne bileyim. Güzel cevap. Nasıl can yani? Kaç kürekle mi patlıyor gibisinden? HP mi? Radyo'nun canını durum mu? British ekibi hiç azaltamamış ve büyük ihtimalle Radyo'nun yerini hala tespit edemediler. Hani bir şekilde TLF ekibinin radyolarını yani hub'larını kurtarabilme şansları var. Eğer bu güneyden gelen saldırı başarılı olursa. Adamların bir lojisi hala lojiran yapıyor yani isteki radyolarına. Mortal için değil mi? Ya bu evet, gerçekten şuraya 3 tane oyuncu ayırmak çok garip. Ve buraya da aslında... Yo bir şey diyeceğim. Doğudaki bayrağı gördünüz mü? Doğudaki kepi. Şey pardon doğudaki radyoyu. British'ler orayı da görmüş ve ele geçirmiş. Ben burayı yeni gördüm. Ya o... Duyulur ki zaten rally'nin yakınlarında 6 ile 7. Ben bunu görmemiştim. Carter Mortar da geliyor buraya. Oradaki Mortar güçlerini tiyelim. Orada şey da... çok kötü oldu. Mortardan çıkan bir eleman kuzeye doğru çıktı. Bak şurada şu anda. Zatar'ın kuzeyinde bir eleman var. Gördün mü onu? Zatar'ın neresinde? Kuzeyinde. Kırmızı bir adam var. En kuzeyde kırmızı bir nokta var. Ne ne onu? O koşmaya başladı abi şuradan. Evet. Mortar atırsan çıktı. Koşuyor hala. Bilmiyorum nereye gidiyor. Hani hat falan desem değil galiba. Abi medik galiba ya. Batı'ya gitti rally düşürecek. Ha işte arada... onu diyecektim. 6 ile 7'nin rallisini düşürebilirdi oradaki ama kuzeye çıkıyor yani şu anda. British tarafından Crestside'ın da alınabileceğini birazdan göreceğiz. Yani neredeyse %99 British tarafı. Tehlikenin ikinci kefinde birazdan olacak. Çok onu güzel. Vermezler cevapları tutarlar. Saldırıyı asla bırakmıyor. Çok güzel mortarlarla birlikte burada TLF'in iki tane oyuncusunu öldürmeyi başardılar. Aynı zamanda TLF'in buradaki rallisi yanmış. İkinci rallileri de yanmış. Yeni iki tane rally atmışlar buraya. TLF'in bu Crestside caplerini tutma planında ilk aşamada başarısız olmuş gibi gözüküyor. Abi bu cenabetliktir ya. Düşman mortalları nasıl düşüyor ya? Yani her hafta saldırı skor çıkarıyor abi. Helal lan. Ona nasıl geçirdi onu gördün mü? Bilitiş mortlarını çok sevdim. TLF tarafında... Abi bu ralliler kimin ya? Bu ralliler şeyin değil mi? Mavinin, doğudakiler. Nerede? Doğudaki ralliler mavilerin değil mi? British diyebiliyorum. Aynen British bunlar. Aa, az önce bir RVS abi 6 ile 7'nin rallisi arasından geçti. İkisini de yakamadı. Ege. Şu RVS var ya şeydeki. Gördüm evet. Enti. Kötü oldu yani. Bir de hard drop deniyorlar şu an radyoya galiba. British tarafından yıldızlar gelmeye başladı. 4 points'ı ilerlemeyi deneyecekler. Yani -60 deneyecekler. Daha oyunun 17. dakikasında şu an bir -60 denemesi görüyoruz. Scout 5 geliyor, rallisini bıraktı British tarafında.
Ali ile beraber Torkan ise baskıyı kurmaya başlayacaklar. TLF tarafının artık hiçbir aracı kalmadığından dolayı, hiçbir radyosu kalmadığından dolayı artık main'den koşmaya başladılar. Bu valid mu mu ya? Nasıl? Valid mi abi bu? Yasak değil mi böyle bir şey yapmak? Zannetmiyorum. Yani. Loji patlamadan önce mesela altına girip kazılabilirdi. Yok ya. Ya Ali bilmiyorum. Anlatacak bir şey bulamıyorum. Adamlar çok kolay bir şekilde rolladı ya. 10 dakikada eksi 60'a gidiyor. Evet, aç ezici gayret. Bir tek şey var. Kuzeydoğu'da bir TLF'in bir radyo denemesi var. Arka yap çıkarma denemesi var. Yapmasınlar lütfen söyleyin. Ama yani şu durumda oraya hap çıkarmak da bir tık tuhaf zaten hani. Peki o, şu polisi, British ekibi şu an keplemeye başladı içeride 4 tane oyuncu var. TLF'in radyosunu bilerek mi kazmadılar yoksa bulmadılar mı? Bence bulamadılar onu, haritada hiçbir şekilde mark falan da göremedim. Aramakla da uğraşmadılar diye düşünüyorum açıkçası oraya kaynak ayırmaktansa. Bilerek kaldırmıyorsa okey de bir türlü. Yok, bilerek kaldırmamışlardır. Bayrak alalım. Destekliyormuşlar mı acaba? Yok artık. Abi adamlar main'den loji çıkardılar. Yeni hava atacaklardı. O bile tespit edildi hemen şu an. Ve bir tane lat yedi. Lat tutmadı ama galiba. Loji hasar almamış olarak görüyorum ama inan ki yerleri de yavaştan vurmaya başladılar. Adamların main camp yapıyor falan. Yani. Main camp yok şu an. Onu da kontrol edelim. Araç var lan. Main çıkışına bakıyor. Daha ne yapsın adam? Admin main camp var, admin. Admin aynen. Buraya radyo atamadılar bu arada. Şey yazan var mı ya? Ve buraya da bir mortar isteği geldi. Buradaki lojistiği mortarla beraber British şekilde büyük devamı kalktıracak. Ve TLF tarafının bir defans hub'ı, defans radyosu atmasını da engelleyecekler. Ki atsalar da çok da bir şeye derman olmayacaktı büyük ihtimalle. Ben British ekibinin mortarcısını çok merak ediyorum. Hemen bakayım. Oyun sonundaki skoruna bakacağım. Büyük ihtimalle 20'den fazla skor almış olması gerekiyor. Çok güzel mortarlar attı bütün oyun boyunca. Garip bir şeyler oluyor bu arada. TLF. Kuzeye baksanıza. Bunu görmüş müydünüz? Atan atıyor mu? Onu gördük ya. Oyuncusu, evet. Ya British hub'ını şu an proxy aldılar. Çok da bir önemi yok. Çok ya, kesinlikle bir önemi yok. Cap ne durumda diye bakalım. Power points şu an nötr oldu. TLF defans sabını atamadı. Ya sanki sas mı bu? Hangisi? Yok, tamam. Yok, biliyordu abi, biliyordu. Şey, şuradakilerin vurdu adamlarını yürüsün. Evet, klasik squat moment. Başka bir şey diyemiyorum. Radyo atacaklar mı buraya acaba? Lojel var. Şu an Kelip, Power Police'e yani ilk kesimini hiçbir şekilde cevap veremiyor. Aldılar yani, bitti. Aldılar, skordan da dönmez ikinci round. Arkadaşlar ne yapıyor mesela bu araç gidiyor? Hani basam belli. Hadi zırladan kurtuldun, sen nereye gidiyorsun? Uçak geliyor. Hadi. Burada bir oyuncu vardı. Çok iyi. Killfit yok değil mi ya? Bıçak vardı az önce, bir bıçak attı. Killfit maalesef yok ya. Yazık oldu lan. Ya duyduğumuza göre bir modder'ın hakkını yemişler. O yüzden kimse yok. Her bıçak attığını hatırlatacağım bunu falan diye. Abi İngilizler neredeyse TLF'in base'inde TLF vuruyor ya. Base'e kadar geldiler. Ticket farkına bakalım hemen. 154, 153, 152. Bir şimdi dakikada 60 ticket gidiyorsa bu oyun kaç dakikaya biter? 2,5 dakikaya biter. O mavi ticketlar yani British tarafı şu an 349 olursa bredir.
Yani eksi 60 atmışsın. Cevap veren olursa ya da set giderse. Ben şuna bir bakacağım ya. Bunun valid olduğunu düşünmüyorum ben. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Gerçi kendine de patlatmadı. Geldi karşı takım patlattı ama. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum orada ben. Vallahi öyle ya. Bilmiyorum, her turnuva kendi kafasına göre kural koyuyor ki takip edemiyorsun şimdi. Yani mesela ben onu şey yapmıştım SSL'le. Hani sen kendi aracını koyup da bilmem ne yapıp bloklayamazsın. Ama atıyorum düşman Tigger'la geldi, içeri piyade soktu. Evet tabi. Sen de mesela yani. Tigger'ı patlattın, kapı bloklandı, içerideki piyade de öldü. Atıyorum. Onu serbest bıraktıydık yani, kalkıp da ya bizim aracı patlattılar, radyoları bloklandı ya demesinler diye. Tam 300 metre, 200 metreden kapı kurdu bir tane Muhammed'e de. Saygı duydum. Abi şu an gerçekten yayında gösterebilecek bir şey bulamıyorum ya. Ben şu an mortarı çekiyorum onların şeylerini. Onların maceraları daha güzel oluyor. Her zaman mortarı izleyin beyler. En az sonu taraf oraları uyarsın. Telif 3 kişilik bir ekiple beraber güneyden 10 bir atak deniyor. Çok iyi. Oğlum gülme. Yani main'de oturup tavuk dansı yapsalar daha faydalı olurdu. Bizim ISL'de hatırlıyor musunuz? Tavuk dansı yapmıştık. Albasra sikiyorum işte Middle East main'inde. Oltlar hatırlar falan. Ben o zamanlarda Bolu'daydım herhalde, hatırlayamadım. Timeline'a falan göster skorları, bir şeyleri. Skorları gösterelim. Bu arada manganın bir herhangi birinin ismine tıklarken shift'e basılı tutarsanız bütün manga isimleri açılır. Oha! Çok iyi bilgi. Bu bilgiye ihtiyacım vardı. Karşı... Evet, Cumhur abinin uyardığı için teşekkür ederim. Ben güncellemeden sonra kaybettim çünkü şeyi. Karşı takımın mortarının ismi ne? Polvonik YouTube oturuyordu en son da. YouTube oturuyordu değil mi? Aynen. En son o... Bu adam 4 skor almamıştır. Hani sırf ben mortarla daha fazla kill gördüm. Ya 19 kilo 107. Bu arada naklar gözükmüyor sanki. Killer ve şeyler var. Evet, naklar gözükmüyor, naklar abi. Gözükmüyor. Revive'lar gözükmüyor. Nasıl bir mod ya? Allah Allah. Allah Allah, modu bozmuşlar. Ya bilirim, hakkı yenmiş galiba ya Cumhur abi. Birilerinin hakkı yanmış, birileri bela okumuş. Ben hemen bir şey yazayım. Overlay'e 355 ticket değil mi? Siz de doğrulayın. Yes. 355'e 0 reis aynen. British aldı şey. Ama bir taraf zannetmiyorsam Team North falan var. 82 Wolves, Jart Jurt. Oyuncu farkı da var yani. Faction da evet. Şey. Buraya nasıl text ekliyorduk ya? Metin. Ha. Kaynak ekti. Şimdi kaynak. 355. Burası 355 oldu. Bir tane daha kaynak ekleyeceğiz. Hemen bir şöyle yapayım. Böyle yapayım, şöyle yapayım. Bir tane daha metin ekleyeyim. Kaynak ekle. Kaynak ekle. Sıfır. Bunu buraya mı koyacağız? Yani en azından TLF tarafı Alt F4 atmadı oyunda. Yani sonuna kadar mücadele etmeyi tercih ettiler. Tebrikler, ne diyeyim? Tebrikler yani, o da tebrik edilmesi gereken bir şey.
Adam şey yazmış ya. Ne yazmış? Ne Main'e nasıl yazmış? ateş ede main'e nasıl ateş edebilirsin yazmış Middle'ist tarafından biri. Ya main içinde nasıl ateş edebilirsin? Az önce taşak geçtik ya main kamp falan diye. Bayağı Öyle bir ciddi şey oldu galiba. yapmadık. Öyle bir şey yapmadık. Sadece billori geçtik. Lütfen yayındaysak elimize daha dikkat edelim, değil mi? Tamam, bilir geçtik falan. Twitch'ten chat'ten bir şey yazıyorlar mı bu arada? Ben hiç bakmadım. Know man. Man, Nico. Overlay buraya mı ekledik? Son dakika nereden aklıma geldi kes olayım dedim. Hiçbir şey ayarlamamışım yani şu Murat. Live miyiz hala? Yoksa araya Live girdik mi? hala sesiniz gidiyor. Aradayız. Ha şey Rezil. olarak. Kardeşim ara Amatör. veremiyor muyuz burada? Yani kendi aramızda özel muhabbet çeviremeyecek miyiz? Ben girdim şu anda Etiform reklam var. Reklam mı çıkıyor? Oğlum reklam çıkıyorsa niye bana para gelmiyor anasını satayım? Onun için şey yapman lazım ya, partner olman lazım. Partner zaten bu kanal. Nasıl lan? Karıştırma bak, vergi çıkar sana şimdi, olmaz. Yo partner falan değil la para kazanmıyoruz oğlum ne alakası. Ne partneri ne parası, öyle bir şey yok. Yok oğlum. Hobi amaçlı bir kanal zaten. Yok valla para gelmiyor bu arada Peki sana şey sorabilir miyim? Bu kanal nasıl sana kaldı reis? Bu kanal bana kalmadı. Bu kanalın bende olduğunu bilmiyorlar büyük ihtimalle. Hatta Oha. şöyle diyeyim, bu kanalın varlığından bile haberleri olmayabilir. Birazdan Nasıl yazacak biri. yani? Birader sen kimsin biz? Hop Birazdan devinden toplu olarak geliyoruz falan. yazabilirler. Evet. Bunu söyledim mi? Arada gelip izliyor çocuklar sağ olsunlar. Skorları da ekleyeyim. 2006'lı birileri gelip sen bizim üniversitenin şeyini nasıl kullanırsın? Şimdi cahil olduğum için soruyorum. Burada acemi bir şey Estağfurullah. hakem var. Lütfen, lütfen sor. Evet, teşekkür ederim Egecan Bey. 98 Koralla Bey. Şey, ben şimdi aynı takımla mı ref olacağım yoksa karşı takıma mı geçeceğim? Karşı takıma geçmeni tercih ederim şahsen. Yani şey olarak bu karşı takımda dediğim, yani sen Middle East'teydin ya az önce yayın yaparken. Ben Middle East'e mi geçeyim tekrardan yoksa yine şeyle devam edeyim mi? Bizim Rus arkadaşlara devam edeyim mi? Tekrardan Middle East'e geç. Middle East değil lan bir dakika dur. Middle East ama TLF Middle Tamam, şu an TLF tarafındayım ben. Doğru değil mi yani? East. Doğru. TLF Middle East değil mi zaten ya? Falan. Ya işte değil mi? Çok karıştı. Hani üniversitemiz biz bile Middle East Technical University iken. Doğru. İyi ya güzel espri yapıyoruz. İzleyenler sıkılmıyordur. Dead O zaman şöyle bir şey jokes. yapalım. Village. Nasıl bir şey yapalım? Ben sizi susturayım. Kendimi susturayım Discord'da. Siz kendiniz istediğiniz gibi konuşun. Sesiniz yayına gitmesin. O sırada müziği de Okay ayayım ben. abi. Tamam, aynı daha iyi olur. Tamam. 3 dakikaya görüşürüz. Hadi bay bay. Oynak bir şey çalı gel. Tamam.
Nasıl yavaş yavaş kısmam sesi. Live oldu galiba. Hemen bir Discord'a geri döneyim. Ali bana bir şeyler yazmış. Live demiş. Tabii. Message request gelmiş. Accept diye yaptım. Birileri bir şeyler yazmış. Onlara cevap verdik. Hemen Discord'umuzu geri açalım. Merhaba, sesim geliyor mu? Canlı yayındayız. Geliyor geliyor. Şu an şey Live. 80 saniyesi var live aynen. Tamam. Ben onun yayınına geçtim. Discord'unu açayım. Anesan var mı? Var. Şunları açsın, ondan sonra açayım. Çete kimse bir şey yazmadı ya. Nasıl sinir oldum insan bir... Kardeşim der. Bir hay bile demediler ya. Şey der. Ses kötü geliyor. Oyunun sesini aç kız. Egecan abi ne kadar Sen karizmatiksin şey falan. bekliyordun değil mi? MrBeast'in gelip 100 dolar bağış atmasını bekliyordun Yok yok ya, kanalda bağış değil linki bile yok mi? ya. Dur var mı bakayım, merak ettim. Kurcalama. Ya varsa da atmayın arkadaşlar. Para kime gidiyor bilmiyoruz. Değil mi? Başka bir topluluğa falan gitmesin. Ya 10 yıl önce mezun olmuş bir adamın bağış linki aşağıda duruyor olabilir şu an. Destek linki varmış Buy No Game üzerinden. Duruyor mu hala? Durmuyor. Tamam. Tamam. Bağış atamıyor kimse. Süper. Ya bağış atılamamasını sevinen tek streamer olabilirim herhalde. Gerçi streamer da değiliz de neyse. Bir trade calculator açık kalmış altta. Ne yapıyoruz? Ben yine British'teyim ama yok, British'e değil, ben karşıya geçmem gerekiyor. Nasıl switch atacağım? Komutla switch atmam gerekiyor. O niye ya? Battle Matrix yok ya, admin. Ne Battle Matrix'e Enter'a Oğlum basmış herkes. Enter'a Painter'la bas. da Takıma gidiyordum oyun lan, doğru. bilgisi. Şu an rezil olduk. Kapat. Cumhur abi sinirlenmeye başladı yine. Ne bileyim abi, şey eklemişlerdir falan diye. Oyuncu sinir. Aa maç başlamış. Kritik skat. Main'den du. Şey kaçırdık mı? Kaçırmadık. Bu sefer Onlar niye oraya girdi ya? şey tarafı geç kalmadı gibi gözüküyor. Midir tarafı geç kalmadı gibi gözüküyor. Hepsi aynı yolu kullanmaya çalışıyorlar. Şakettiler. Abi Midir takımı biraz şey galiba. Weak bir takım. Hani eziklemek, kötülemek anlamında kesinlikle demiyorum. Bu arada herkes iyi oynamak zorunda değil ama hani biraz Herkes Egecan gibi oynamak zorunda değil, değil mi? yok ya, herkes ben gibi oynasa 355 tık değil 400 tık yerlerde fark olarak. Bu Ama arada biri şey TLF'te açılış yapamadı bir logic. Sıçtılar kaldılar orada. ya abi dikli gidiyorlar zaten, şu olaya baksana. Ne Vay rol rollout. sıfır Bir düşünemiyorum rollout ya. belli Adam ki. aynen yani Solluyor, çok duvara belli hiç çarpıyor. çalışmamışlar. Yani bu kadar adam nasıl toplanmışlar? O da bir soru işareti. Neden toplandılar? Keyif alıyorlar mı? Çok gömdüm. Çok gömdüm. Ne yapıyorum ben? Durdurun beni. Sen nasıl Ben yayıncısın onu çok... diyecektim ya. Allah belanı vermesin senin. Ama iyiler ya, şey uğraşıyorlar yani. Eğlenceli. Ellerinden geleni yapıyorlar. Katılım ödülü Ya alacaklar falan diye az önce böyle. Valhalla Şey diyeyim mi? tarafının ilk oyunda, ben hemen bir şey anlatayım. Valhalla tarafının ilk oyunda yaptığı taktiği bu tarafta da yaptığını görüyoruz. RPS'le beraber Batı tarafından bir rally bıraktılar. Squad 4'le beraber Batı tarafından tekrardan bir flank deneyecekler. Tabi bunu Middle East tarafı yapamadı. 4 tane araçla beraber konvoy yapıp direkt orta kepe yürümeyi tercih ettiler. Bu sefer ilk keplerine de piyade bırakmadılar. Direkt hop RVS geldi. Hemen konuşmayı kesiyorum Cumhur abi. Sözü sana bırakıyorum. Yani bu taraf bir takımlara bakınca hani bir special forces havası aldım ama hani special derken yani öbür türlü special hani bak anladı Ali galiba. Oo. Muhammed Ali az önce çok güzel bir hat tutturmuştu ve onu başaramadı ve hayatını kaybetti. Bundan sonra skor demeyeceğim, hayatını kaybetti diyeceğim. Hayatı veda ettim. Işıklar için duysun. Şükür için demişsin. Valhalla tarafının oyundaki ilk lojiyi patlattığında gördük. Bu loji radyosunu atabilmiş mi? Atabilmiş. Yok abi ya, gerçekten hani iki takım arasında 2-3 gömlek fark var ya. Kesinlikle eşit takımlar değiller. Onu Peki anlıyoruz. oduncu gömleği mi yoksa hani böyle
Beyaz düz gömlek mi? Memur gömleği mi hani? Doktor gömleği bu. Büyük oluyor ya. Oversize. Haa. Evet, şu an telef hub'unu bile açamadı. Evet. Çok sıkıntılı bir durumdalar. Radyoyu da bulacaklardır yakında. Şu an şey yapmıyorlar ama. Mortarları da gitti. Zaten back cap'e hub denemesi geldi. Nasıl bir pozisyon oldu? Değil mi? Camiye mortar atıyorlar. Hayır. Allah böyle çarpar. Evet, dediğiniz gibi Middle East tarafı şu an hub'larını dahi açamadı. Hem ortadan hem batıdan inanılmaz bir push yiyorlar. Ve ben bu Doğu'da oynayan... Niye mi Doğu'da bu kadar desteklendiler Kümür abi? Doğu'da çok fazla desteklendiler gibi. Şimdi ben biraz geriden izliyorum. Doğuda desteklenmelerinin sebebi bir tek orada rallileri var. Orası düşmemiş. Mantıklı, mantıklı. Ama şu an main'den yeniden çıkış yapıyorlar. İşte mesela RVS'in en azından main'e doğru... Şu an çok garip bir şey çekiyor ya. Yani Patarakütere gitseydi... Çünkü harita tamamen ellerinde. Aman Allah'ım. Şu mortara kafayı takması beni dedirtti ya. Çok şımardı çocuk ya, çok şımardı. Ya bir tane oyuncu, üç tane birisinin arasına girdi bıçakla. Hepsini bıçaklamaya çalıştı, bir tanesini bıçaklayabilir. Neyse, araçsa araç zaten tamam. Yaşamaz o loci. Commander tek başına TLF'in ilk tepini birazdan teplemiş olacak. Üç tane oyuncularını orta tepe bıraktı. Aynı zamanda Squad 7 ve Squad 5 TLF tarafında batıdan araba gözü kaçtı mı? Kaçmamış. İnanılmaz bir şekilde kaçamadı. İlerlediler. Transport var. Transport'u da yakalayacaklar birazdan büyük ihtimalle. İlk batı yedi transport. Ve transport'tan sadece 2 tane piyade indi. Onlar da yakalandı. Atlayıcı mı atlıyor? O aracı niye bitiremedi? Ben anlamadım. Sıra düştü burada. Abi, ben de çözemedim abi. Çok araçları garip şeylere takıl kalıyorlar ya. Gunner bu arada yani... British açmış ha bunu. Middle cap'te. Evet de çok ilginç. Açlar. Buradan ırk doğuyor şu an. Bir mass spawn'la belki de dönebilir. Belli olmaz. Mass spawn'la nereye gitmeleri gerekiyor? Blockade'e gitmeleri gerekiyor. Blockade'de bu arada çok fazla TLF oyuncusu yok. Yani 4 kişi gittikleri senaryoda Blockade'i durdurabilecekler. Yani orta cap'i durdurabilecekler. Hemen bir cap sınırlarını açalım, gösterelim. Henüz cap'e girmediler. Arkadan dolaşıyorlar. Piyadelerin bu binada olduğunu biliyorlar mı? Büyük ihtimalle biliyorlar. Bu binayı ele geçirmeye çalışacaklar. The illegal immigrant binaya giren ilk oyuncu olacak birazdan. Bu kadar kendiyle barışık. Aynen. İstediğim yere girelim falan diye. Bunu tanımaz. Duymuş olmaları lazım duydu, ya. Duydu aynen. Duydu lazım. Duydu lazım. Duydu lazım. Güzel bir pick. Lежит, что? Orada beklemesi gerekiyor değil mi mesela da? TLF'in ilk atağı hub'dan gelen piyadelerin saldırısı başarısız oldu. Buradaki binayı ele geçiremediler. Pink var ya, pink var. Ve Valhalla ekibinin 3 piyadesi hala o binada sağlıklı bir şekilde durmaya devam ediyorlar. Hatta orta cap'teki piyade sayılarını 5'e çıkardılar. 2x hızında blockade çekmeye devam edecekler. Orta cap'in de Valhalla tarafından alındığını göreceğiz büyük ihtimalle. Biraz da kuzeye gitmek istiyorum ben açıkçası. Kuzeyde Valhalla tarafı ikinci havlarını açtılar. Şu an Ali'nin yayını Japon videolarına döndü bende. Bu hub'la beraber evet.
Zatarı Yayın kalitesi düşmüştür abi. Şu an düzelmiş olması lazım ama. Ben şeyi de yeni fark ediyorum orada. Zatarı yani ilk keplerini çekememiş. Onu yani, nasıl oluyor ben de bilemedim. Dördüncü su kağıt bayağı tuttu orayı. Kimse sokmadı. Yok. Bir esel deniliyordu en son. Gerçi şu arkadaşın çekiyor olması gerekmiyor mu? Bir caster overlay'imiz olmadığı için unfortunately we don't have a caster overlay because the mother has changed so. Tamam çekiyorlar, çekiyorlar. Okey. Yavaş yavaş ilerliyor. Ha, zatar alacaklar. Evet. Ya buradaki şanlar sayesinde. Rigo çekiyor. Ortak hep niye neutral oldu? Hub'dan giren. Bu arada arkadaki hub'larını kaybetti TLF takımı. Aslında doğudan mı sızmışlar acaba? Onu kaçırdım ben, hiç bakmamıştım oraya. Ya blockade'i TLF'in aldığı senaryoda güneydeki hub'ları kaybetmeleri hiç de önemli değil bence. Yanlış mı düşünüyorum? Yani birazcık doğru ama dönebilir. Belli olmaz. Baraka'nın çünkü doğusunda bir hub'ları var. Hızlı bir rol gelebilir. Kuzeydikar boşa bekliyor olabilir orada şu anda yani. Hub olayın çözüler mi merak ediyorum. Sen çünkü o hub markı gelmedi. Ya yani şu şeyi sen söyle. Baraka'nın doğusundaki hub var ya, onu daha bilmiyorlar sanırım. Hani öyle bir şey ihtimal vermediler anladığım kadarıyla. Evet. Ve yani radyo içinde şeyi düşünüyorlar. Logi patlattık, radyo atamadılar diye düşündüler galiba maç başı. Onu da arama zahmetinde bulunmadılar anladığım kadarıyla. Ya şu an ben olayları anlamakta güçlük çekiyorum. Şu an British tarafı hakimiyet aldı bir anda eline. Evet evet. Baya baya arkadan toplarlarsa böyle. Toplarlarsa da ya Zatara şu an 3 5 6 7 8 9 bak çekiyor mid cap'i. Yani mid cap'i çekiyorlar ama şu anda. Evet. Bu anda British tarafının mid cap'e abanması lazım. Evet ya da Zatar'a double nötrle oynamaları lazım. Zatar için arkaya bir rally çıkarıp hazırda bekletip mid cap'i de full çekmesi lazım diyebilirim. Zaten south'ta da radyo alıyorlar. Ya o radyoyu bu arada kurtarabilir birisi. Şu an çünkü kendi radyolarını vuruyor mortarla. Türk takımı. Bir savo daha gelecek, bekle. Bir bıçak daha çekti. Cidden bunu yaptı mı? Yaptı, bıçak attı abi az önce. Ve double nötr olacak bence önce. Double nötr olsun ya. Hani bu bıçak olayları ne bileyim. Bro ne yapıyorsun? Bro. Davranamayız. TLF bu arada güneydeki tamamlarını kurtarmayı başardı. Uf. Radyoyu da kurtardı. Yani kurtarmayı başarmalarının bir sebebi var ama söylemek istemiyorum. güneydeki radyo kurtarıldı. Gelişiyor diyebiliriz ama. Mesutan'la beraber Road Blockade'i tekrardan yürüyerek aslında orta kepi de tutabilirler diye düşünüyorum ama şu binada çok kalabalık bir itiş ekibi. Yani Middle East. Kaç kişiler? 3, 6, 9 var mı? 7, 8 mi? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişiler. Abi şurada da var lan. Kalabalıklar. Ya burayı temizlemek biraz zor olacak. Double nasıl ya? Mortarlar inanılmaz güzelmişiyor. Midemiz tarafının binalardan çıkmasını engelleyecek şekilde binaların giriş kapılarına doğru mortar atıyorlar. Ancak mortarlar binalara hasar veremediğinden, yani bina içindeki oyunculara hasar veremediğinden dolayı hepin çekilmesine çok da bir fayda sağlayamayacak. Burada bir meskun mali operasyonuyla beraber British tarafının bu binaya bir şeyler yapması gerekecek. Eğer ortak ipi almak istiyorlarsa. Şimdi double nutter zaten oldu mu
Double nötr oldu. Tekrardan British tarafı için zorlu bir şey başlayacak. Az önce şey oldu. Az önce bahsettim. Meskun Bale parasının başladı. Kuzeydeki rahat düğü buldular sanırım. Şeydeki. Derken. Evet. Я блит. На втором этаже, по-моему. Hani LPPV yanıyor. İndi. Yani Kraman kiti alıp insan bak. Neyse. Nerede? Kuzeyde mi? West. Patladı zaten o bayağı. Bu da. Kaçırdım oraya. Buradaki bina çatışmasını çekmek istedim mi? Нас вайпнули на Затаре. Снимается его. Neyse, en azından haritada rally görüyoruz. Bugün abi iki tane oyuncu düştü, geriye kaldı. İki oyuncu daha düştü, kaldı. Altı oyuncu. Kirk'in avantajını şu an telifini tutulması gerekiyor tekrardan. Rahatlığı bulmuşlar bu arada. Kazıyor. Evet. Güneydeki radyoyu kendileri kaldırdı değil mi TLF tarafında? Hiç takip etmedim biliyor musunuz? Orayı muhtemelen çünkü. Gerek yok. Bilinmemiş bak. Evet. Evet evet. Ya orada zaten TLF tarafından iki tane piyade vardı. Bir tane hat vardı. O hani radyonun üstünde bir şeyler yapıyordu. Yani radyoyu tahmin ediyor zannediyordum ama. Ya kuzeydeki o hap yeter oyunu ne bitirmeye. Ne yazık ki anladım. Caster modumuz olmadığından dolayı gösteremedik. Since we don't have actual caster mod, we couldn't show all the details of the radio health. That's unfortunate, bro. That's very unfortunate. Come on, man. Dur. Az önce iki tane TLF oyuncusu buradaki binada üç kişiyi düşürmeyi başardı. Ve böylelikle orta cap'in avantajı tekrardan TLF tarafına geçti. Şu an yavaş yavaş büyük ihtimalle 1x'le beraber cap'lemeye başladılar. Orta cap'in TLF tarafından alındığını gördükten sonra hızlı bir şekilde Zatar'ın da TLF'e geçeceğini ve oyunun tekrardan -60'a rollanabileceğini görebileceğiz. TLF tarafı tek hub'ları olan kuzeyden Westman almaya devam ediyorlar. Oradan Zatar'a saldırıya başlayacaklar. Bu arada British'ten yani Middle East takımından çok defansif bir hap görüyoruz. İlk keplerine bir hava atmayı tercih ettiler. Acaba sadece mortar hava mı yoksa hap da atacaklar mı? Şey yapsınlar, radyoyu açığa koysunlar hemen yanına mortar tüpü. İkisinin arasında da ralli. Mortarı çatıya atmışlar bu arada. Hap da atacaklar mı acaba? Ay neden? Vay. Yine 4 kişi gelmeyi tercih etmişler bu arada buraya. Bu arada infosu alındı onun. O biraz... Evet evet işaretlendi. Hatta... Aynen birazdan sonra patladı. Komutan geliyor direkt. Bir tane GL'le beraber. Buradaki Lojin'in sesini de aldılar. Lojin'in hareket ettiğini güneye doğru biliyorlar. Orta cap'i TLF aldı bu arada. Birazdan Zatar'ın da cap'leneceğini göreceğiz. Ki Zatar da TLF tarafından cap'lenmeye başladı. İlk maça benzer bir oyun görebiliriz. Çok güzel bir GL ile beraber Loji'deki iki oyuncu birden düştü. Yaklaşık 100 metreden çok güzel bir GL. Loji'den oyuncuların inmesini bekledikten sonra kolları çıkarmayı başarabildi. Bayrağı çekiyorlar mı? Çekiyorlar evet. Buradaki Lujin'in de patladığını göreceğiz birazdan. Arvies'le beraber. Hemen tekrardan bir kez bakalım. Zatar kepi şu an %5'te. TLF tarafının avantajında.
Zaten ondan sonra eksi 60 oynayacaklar mı diye bakıyorum. Eksi 60 oynayacaklar gibi duruyor. Ve yine bütün bu Middle East takımının piyadeleri güneyde kala kalmış durumda. Mortar radyolarında bir hava açmaya çalışıyorlar kuzeyde. Abi siz neyi çekip gülüyorsunuz ya? Ben sizin yanınıza geleceğim gerçekten. Değişik bir trade oldu da. Şu şey oldu ya, trade'i bombayla aldı da ona güldüm böyle bir. Hani... Bak sayıklıyor şu anda. Allah belanı versin diyor. Bazı kralama. Можете спокойно меня поднимать. Az önce şeyi anladım. Şu batıdaki aracı marklalar ve hat kelimesi geçti. Hani şöyle bir hat gönderin amına koyayım tarzı bir şeydi o. Batıdaki araç yani şu an bir şey yapmıyor, affedersiniz ama. Çok pasif yani. Aha, az önce... Adam... Aynen. Çok iyi buradaydı şey... az önce değil mi? Middle East kendi mainlerinden mass spawnladılar. Loji'ye yaklaşık 9 kişi doldurdular. Main'den çıkan Loji'yi takip etmek istiyorum ben şu an. Ve şeyde, kuzeydeki defans hub'ını da buldular ve radyoyu kazmaya başladılar. Yani o araç orada takılırsa bunlar da girer. O aracın bir piyade ekibini, bir mangayı desteklemesi lazım. Bu arada iyi hit aldı az önce. SL kitini değiştirmiş. Bayağı iyi vurdu. Yoldan adam falan topluyorlar abi. Bu lojinin infosu da gitti tabii ki de. Valhalla tarafından. Abi rakibin nesli neler yapıyor bak. Görüyor musun? El alem mesele. Adam bak her şeyi kendi yapıyor. Hep maşallah yavrum benim. Abi squad wipe. Lojideki 9 fiyatının 8'inde, pardon 7'sinde indirmeyi başardı. PLF RBS'i. Ve böylelikle Middle East takımının son ümidi olan main'den çıkan Lojide başarısız oldu. Motorunu mu aldı o aracın? Keşke mortar atsaydı gerçi. Motorunu aldı evet. Zafer'ı da TLF ekibinin aldığını gördük. Helal. Dedeki defans radyosu da kazınmak üzereydi. Kazılıyor mu hala? Kanamada galiba şu an. O araç defans kepinin oralarda bir... Kanamada dedi, yarıda bırakmışlar. Yarıda bırakmalarının sebebi de şu an düşman mortarını kullanıyor TLF oyuncusu ve adamların main'ine doğru, main çıkışına doğru mortarlıyor. Bu arada main'den bir tane daha loji çıkarma kararı aldılar. Bakalım bunu da RBS'i yakalanmadan çıkartabilecekler mi? Önden bir RBS yollamışlar. Cumhur abi bizim bir tane videomuz vardı, hatırlıyor musun? Biz ne sürüyorduk ya? RBS sürüyorduk. Şey, tank bizi önden yollamıştı. Tamam hatırladım. Önden tank var, bir scout yap geldi. 2 dakika sonra öldüydük. Ama ne bileyim, marka atmışlar 500 metre işte tank 500 metre marka off'tu yani. Ben şeye güvendim, hani uzaktan göreceğiz piksel olarak, kıracağım ben böyle sola falan. Lavuk direkt karşıma çıktı. İkinci lojiye de konuk olalım. İkinci lojiyi çıkarıyorlar bu arada main'den izlemek isterseniz. Nedense bu da yakalanacakmış gibi düşünüyorum. Gönderebildikleri kadar doğudan gönderiyorlar. Güneyden 2 squad piyade TLF oyuncuları South Orchard'da yani British tarafının ilk kepine yani -60 kepine doğru çok yüksek sayıda hızlıca shift W yaparak koşmaya başladılar. Birazdan -60 olacağını da bu maçın göreceğiz. Peki bu loji sizce nereye gidiyor? Arvis bu arada ses aldı. Lojiyi kovalamaya başladı. O klasik şey ya. Arkaya bir hap çıkaran. Yani artık yapacak bir şey yok çünkü.
Arbis bu lojiyi de tabii ki de yakaladı hemen. Peşine takıldı. Driver öldü. Lojiyle patladı. Keylif tarafına 5 tıkıp daha kazanıldı. Allah konuşan oyuncağını bıraktılar ama Rally bırakmamışlar tabii ki de. Mo nereye atıyorsun abi, ne yapıyorsun? Çok iyiydi. Komand chat'te çok fazla konuşuyorlar. Şu an bir şeyler oluyor galiba. Kaybediyorlar. Yok lan, kazanan tarafıyız. Ha sen burada mısın? Onlar şey ya, eğlenceli şeyleri paylaşıyorlar hani. Oo adamı vurdum falan diye böyle hani gülüyorlar, eğleniyorlar. Ha, sen Rusça biliyorsun o zaman. Ben şey, gönül gözüyle dinlediğim için kendilerini. Bir de yani GCT kullanı kullanı anlıyorsun aslında neler döndüğünü. Lan atıyor beni. Yayına bir sıkıntı girdi yine az önce değil mi? Evet. Where are you? Ben adamların içine girince oluyor. Adamların içine girince oluyor bu. Niye bilmiyorum. Kalabalık bir şeyde. Ya da rastgele oldu az önce arkadaşlar. Ne işin yarayış? Aa hava açmışlar lan. Birisi şarabı yine bir defans hava açtı. Ama geri bildiğinden dolayı el bombalığıyla beraber Haptan Doğanlar şu an farmlanıyor. Uber Vafel geldi. Tek başına şu an şeylik oyuncusu. İçeridekileri tek tek avlamaya başlayacaklar birazdan. İlk oyuncusunu yakaladı, içeriye CL'ler yığıyor. Main'den de koşanlar var. Main'den koşanlar az önce yine main'den koşanların telefonuna günlük adım hedefine ulaşıldı diye mesaj gelmiş. İzliyat, izliyat. Altın adım attığımız gibi. Bliyat. Tebrikler. Bliyat kolu geldi. Bliyat kolu geldi. Az önceki maçın birebir aynısını izliyoruz bu arada. Biraz daha yavaş oldu ya. Düşman kepini neredeyse aldı. Şu an nötrleştirdi. İçeride 4 tane piyadeler var. Şu an biriksizle beraber kepliyorlar. Buranın da tekrardan -60'ı göreceğiz. Oo, yok artık. Kepi durdurmayı başardı British ekibi. Yani Middle East takımı. Полковник, выдели человека привести. Где я его тебе выделю? У меня все выйдет. Ну, из склада, из своего. Да я не могу! Я не читал, у тебя все равно телевизор. Все, Виталий, я уже просил. Ну, а там, да? Кондем привезет. Кондем привезет. Кондем çok sessiz kaldık ya, anlatacak bir şey bulamıyorum değil mi size? Ben şu an çekiyorum. Drop yiyorum. Ya ben bulduğum fightları çekmeye çalışıyorum en azından şu an. Çok ya Fiber'in şey var ama Discord'un yok. Ya o değil de modura ne kadar ahlaksızlık yaptılar ya. They did very bad things to the SCT modder. Unbelievable. Not very very bad things. I'm 35 years old. Ich bin 15 Jahre alt. X60'ı durdurmayı başardı bu arada. British takımı yani Middle East'ler. Gelip tekrardan mespan olarak güneydeki hub'larından son bir atak deneyeceklerdi. Bir son değil aslında. Son 2-3 ataktan birini deneyecekler birazdan. Batıdan bir iş görüyoruz. Yeşil, есть сумка. Нету. Ты вон по людям стреляй, какая сумка у тебя, типы через дорогу бегут. Русский çok güzel bir dil aslında ya. Çok eğlenceli duyuluyor dışarıda. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ahoy diye bir giriyor. Ahoy. İyiydin ha.
Çok güzel skor. Nice abi. Aa, şey yapmışlar ya. Birisi tarafı almış kipi geri. Hı, tabii tabii aynen. Eksi 60 durdurmayı başardılar. Güzel kaç tıkları? 30, 123. Oo, ama gelen artıya bakar mısın Ali? Güzel artıymış o yüzden. Artıya dikkat ettim zaten az önce. Bir anlamadım o artı neden atıldı falan oldum. Yani bu artıya bu hap düşer herhalde. Evet. Düşer. O... Çünkü hap açıkta. Gidecek. Açıkta. Hatta radyoya bile hasar verebilir. Ya burada şeyin de hatası var. TLF tarafı şey yapmadı. Radyoyu kaldırmadı bilerek şuradaki. Ulan yanlış kattım marka. Atma atma. Atma. Alışkanlık adamı. Ve artıları düşmeye başladı. Ben artının yönünü yanlış saldım. Ya şöyle yatay atabilir. Gerçi ben de hep yanlış artı atıyorum ama. Şimdi creeping artileri diye geçiyor. Bu artileri bir yerden bir yere gidiyor değil mi? Yani onu kendi piyadenin önünden başlatırsan hem hızlıca önündeki unsura atış yapmış olursun. Hem artı ilerledikçe koşarsın. Artının hemen ardından. Bazen bunu ters atıyorlar. Bir halta yaramıyor. Ama gene de yani iş yapar mı yapar. Son bayağı iş yaptı aslında. Hub'ın etrafındaki bütün piyadeleri düşürmeyi evet. Başardı. Ve Hub'a hasar verdi diyecektim. Hub'ı kaldırdı direkt. Mesela adamların daha defansif rallileri olsa şimdi o Hub'ın kapanması umurlarında olmazdı. Artileri sayesinde de geri yerleşirlerdi. Ve bu arada bu radyoda herhangi bir konuşlar akışın kalmadığından dolayı buraya yeni bir tane Hub atamayacaklar. Mainlerinde lojistik var mı diye bakıyorum. Teklerden bir lojistik çıkardılar. Bu main'den çıkan 3. lojistik. Yani son 10 dakikada büyük ihtimalle. O sondaki şey yani bu 3. lojistiki çok hüzünlü tonla söyledim böyle hani. Sanki lojistikler boş yere ölüyor falan. Tam spotu gibi. İnanılmaz ya abi 3. lojistiki de patlattı. Driver de öldü, lojistik de patladı. Yok ya benden lojistik çıkarttırmıyor adamlar. Bir şey hata var yalnız. Batıdan bir flank hata şey gelmiş. Güneybatıya bak mesela. Bir loji ve bir şey. Open top galiba. O harbiden lan. Anda... hemen kısa bir tane bilgi vereyim. Şu an TLF takımı yani Valhalla takımı Orç artı çekmeye başladı. British takımının herhangi bir hub'ı yok. Hemen herhangi bir rallisi yok. Bir tane daha loji çıkarıyorlar. Ooo lojiye bak. 31 kişi şu an lojiye binmişler. Ben onu çekeyim ya. Bunun da infosu büyük ihtimalle Valhalla tarafına gitti. Telefon aracı nerede ya? Main'de mi yatıyor? Ben görmedim. Telefon aracı yeni çıkacak abi. Ha pardon şey orada telif ediyorsan. Şurada işte. Heh. Hop. Ulucu da ben gelecek bir arada. Patlayan dördüncü lojı. Abi kadar çıtı değilsin değil mi öyle? Evet. Ya adamların ilk kepine loji sokmuyorlar, araya sokmuyorlar, piyade sokmuyorlar. Hiçbir şey yapamıyor şu an. Elleri kolu bağlı bir şekilde British takımı ilk keplerini şu an savunamıyor ya. Ya her şeyi denediler. Yok olmuyor. Ya adamlar oyuna girerken mottolara vuracağız, kıracağız, patlayacağız olmuş. Gibi. De çok. Tabancayla 2 skor alındı. Arkada Matt Fitzgerald'ın sesini alması lazım aslında takım.
duydu, o tarafa doğru ilerliyor. Yanlış yere bakıyorsun, arkanda adam. O benim mi? İlk tip nötrlendi. Aa değil, tamam okey. Adam alfa kullanıyor lan. Neyinden tekrar araç çıkarıyorlar bu arada? Sarı zırhlı. Abi Valhalla'nın mortarcısı inanılmaz iyi. Hareketli zırhlıyı bile tam isabet vurmayı başardı. Bu da bir TK gördük. Tabi caster modumuz olsaydı bunun bir TK olduğunu görebilirdik. Ne yazık ki TK şey, caster modumuz yok. TK atınca şey mi oluyor? Böyle ses mi çalıyor? Yok, sağ tarafta gösteriyordu. Kill fit yok. Ha okey. Bunu ekleyin ama böyle bir şey. Vardı zaten de işte modları kesildikleri var için. Var mı? Ha okey, tamam. Tipinde yaklaşık bir 35-40 saniye sonra alındığını ve maçın bittiğini göreceğiz. Zaten iki takımdan da GG yazışmaları gelmeye başladı all chat'ten. Yani inanılmaz bir kill diff var. 140 falan ya galiba. Aynen. Bakalım. 140 ticket kill'den geldi zaten fark. TLF tarafı 198 oyuncuyu öldürürken karşı taraf yani Middle East yani British'ler 65 tane maklarına sahip. X60'da başladı. Tam bir dakika sonra oyunun bittiğini göreceğiz. Minden bir tane daha lüzü çıkartlar bu. Lüzüler kaç dakikada bir çıkıyor ya? Durmadan lüzü çıkartıyor adamlar. İdareli kullanıyorlar. 2 dakikada bir çıkarınca illa bir tane spawn oluyor. Ah tabii tabii. Atladık kardeş. Tamam, bir tık oyunu kapatayım. Lokal trollediler. 355 ilk maçtan, 345 ikinci maçtan. Ali, toplayabilir misin bilgisayar mühendisi olarak? 700. 345, 355. Evet, 700. 700 ticket farkla beraber Valhalla takımının 3. haftada turnuvada çok... Aranızdaki en cahil benim, matematiği ben yapıyorum. Pü size. Abi sorma ya. Abi. Ben en bir şey kötü üniversiteyi girdim. Ben okudum burada, en kötüsünü. 700 ticket farkla beraber 3. haftayı Valhalla takımını kapatacağını gördük, kapattığını gördük ve buradan sonraki haftada bir üst bracket'te olması gerekiyor değil mi Cumhur abi? Yanlış hatırlamıyorsam bir üst bracket'te. Evet, diğeri alt bracket'a düşüyor. 4. haftada turnuvaya devam edecekler. Skoru da düzenleyeyim buradan. Evet. 700 demiştik galiba. Hop. Geç bitti. Ben de şöyle yapalım. İyice. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim Cumhur abi, Ali. Ben rica ederim ya, çok eğlenceliydi. Çok alakasız konuştuk ama olsun. Ya farklı şeyler izledik çünkü. Ya anlatabilecek bir şey bulamadık çünkü hani iki takım arasındaki güçler çok ya yok ondan yani. Değil şey oldu. Sen farklı yeri izledin, ben farklı yeri izledim ya, böyle yorumlar falan çok karıştı. Ha. Onu ya, şey gibi oldu biraz. Azerbaycan televizyondan Formula 1 izledim.
aynı böyle muhabbet ediyorlardı, tamam mı? Aynı ona benzedi. Evet, öyle gibi oldu biraz. Peki Azerbaycan dilinde, Azerbaycan Beycan Türkçesinde, değil, Baycan. Azerbaycan Türkçesinde pişi Beycan diyor ya. Aa. Azerbaycan abi daha ne diyeyim? Ha söyle. Azerbaycan Türkçesinde Evet. pişin kedi demek olduğunu biliyor muydunuz? Biliyorum. Tamam, o zaman ben bu yayını kapatayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu bilgiyle de kapatalım son olur. Aynen. Hadi bay bay. Şöyle bir son müziğimizi de verelim. Aa, müziği kapatmışım. Neyse. Thank you for watching everyone. The cast replay will be on YouTube on my channel. I will post it on your Discord channels probably. So you can watch the replay on YouTube. See you later. Thanks for watching.